Şimdi alan hesabı dedik ve sevgili gençler alan hesabına şimdi başlıyoruz. Ne dedik arkadaşlar? Alan hesabı bizim için çok çok değerli, onu söyleyeyim. Şimdi önce yazmadan bir dinleyin. Lütfen bakın. Önce şöyle bir şey söylüyorum. Hocam bir şey sorabilir miyim başlamadan? Efendim. Hocam AYT denemesi biz alıp çözelim mi? Ben çözüyorum da. Yani Çözebilirsiniz. Şu anda başlayabilirsiniz. önerdiğiniz bir yayın 3-4-5 mi hocam? 3-4-5'i şimdilik öneriyorum. Başka güzel görürsek onu söyleyeyim ama bayramdan sonra esas yollaştım. Ama AYT denemesi diye AYT daha çok konu çalışacağım. Hocam. EYT denemesi tarihlerim. Efendim. Hocam. Hocam acilin denemesi nasıl? Acil denemesi güzel. Acil hem DT'si güzel hem AYT'si Tamam. güzel. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey alsam şöyle bir yer çizsem dikdörtgensel bir bölge şu y eşittir 5 olsa bunları yazmayın lütfen rica ediyorum. Y eşittir 1 olsa şurası da 2'den 7'ye kadar. Şu bölgenin alanını nasıl bulursunuz? Yükseklik mesafesi 4 birimdir. Taban genişliği de 5 birimdir. 4 çarpı 5'in 20'dir dersiniz. Arkadaşlar, bakın bir daha söyleyeyim. Bunları yazmayın. Buradaki alan hesabı yapılırken şu y'ler farkını alırken üst y değerinden alt y değerini çıkartmalısınız. Diyelim ki şekil şöyle olsa. Şurada arkadaşlar y eşittir 2 çizgisi olsa aşağıda da arkadaşlar y eşittir eksi 3 olsa. Burada bu sefer 1 ile 6 arası olsa. Şuradaki alanı bu sefer hesaplarken nasıl hesaplarsınız? Yine aynı mantıkla hesaplarsınız. Şu y'ler farkını alırken arkadaşlar bakın y eşittir 2, y eşittir eksi 3 var ya. Bunların farkını alırken üsttekinden alttakini çıkartırsınız ve 5 birimdir dersiniz yine. Diyelim ki şöyle olsa. Bunları dediğim gibi yazmanıza gerek yok. Mantığı birazcık anlaşılsın diye ben hazırlık yapıyorum. Diyelim ki şöyle olsa. Şurası y eşittir eksi 1 olsun. Şurası da y eşittir. Eksi 5 olsun. Yine. Şuradaki alanı adam benden istese. 2'den 8'e kadar. Bakın şurası bir daha söylüyorum. Eksi 1'e eksi 5. Şu mesafe farkı bulunurken, dikdörtgenin şu kenarı bulunurken arkadaşlar yine burası 4 birimdir. Burada yapılması gereken gene eksi 1'den eksi 5'i çıkartıyorum. Yani üst çizgide alt çizgiyi çıkarıyorum arkadaşlar. O zaman artık şunu söyleyebiliriz. İki fonksiyonun arasındaki alan hesaplanırken arkadaşlar bakın tek bir bilgi söyleyeceğim. Belki evde kendisi çalışanınız vardır bu konuyu. Belki internetten izleyeniniz vardır. Lütfen o bildiklerinizi şimdilik unutun. Çünkü söylediğim şekilde bilmenizi ben rica ediyorum. Başka bir şey bilmemeniz gerekiyor. Şimdi diyorum ki iki fonksiyon var. Birisi f, bu bir diğeri arkadaşlar g. İkisi de x ekseninin üzerindeyse. Şuradaki alana benden istiyor. Eğriler arasındaki alan istiyor. A'dan B'ye kadar bir alan var. Bu alanın hesabı arkadaşlar şöyle yapılacak. Nasıl hocam? Bu alan A'dan B'ye x sınırlarını integralde nereden nereye kadar gidiyorsa yazıyorum. İntegral içerisinde arkadaşlar şu y'ler farkını alacağım. Üstten girdiğim fonksiyon kimse
10'dan öbürünü çıkartacağım. Yani bu y eşittir 2 doğrusu da olabilir. Y eşittir bir parabol de olabilir. Yani burada içeriye fx eksi gx yazıyorum. İçteki ifade üst fonksiyondan alt fonksiyonu çıkartarak hesaplanacak. Hocam, bunların birisi yukarıda olsa, yani şekil diyelim ki şöyle olsa, biri böyle, birisi de şöyle olsa. Şuradan A'dan B'ye üst fonksiyon fx alttaki gx olsun. İkisinin arasındaki alanı hesaplayacağım diye. İkisinin arasındaki alanı nasıl hesaplayacağım arkadaşlar? Şunu diyeceğim. Diyeceğim ki yine A'dan B'ye x sınırlarına integral veriliyor. Yine üst fonksiyondan alt fonksiyonu çıkartacağım. Şu mesafe farkı, yani dikey fark her seferinde f eksi g'dir. Fx eksi gx dx'tir. Yani buradaki arkadaşlar, tek bilgi istiyorum sizden. İki fonksiyonun arasındaki alandır her türlü hesaplanan. İki fonksiyonun arasındaki alan hesaplanırken üst fonksiyondan alt fonksiyonu çıkartmamız gerekiyor. Şimdi bunları hemen bir not alın ve devam ediyorum. Şimdi gelelim. Hocam. Efendim. Hocam, A, işte A ve B sınırlarında fx eksi gx ya. Evet. Hocam, ters çevirdiğimizde B sınırında A. Diyebilirsin. O integralin kendi özelliği. Yapabilirsin Kemal. Orada bir sıkıntı yok. O integralin özelliği. Alanı hesaplarken, yani biz hep üst fonksiyondan alt fonksiyonu çıkartacağız. Sen sınırları değiştirdiğin zaman, içerisini yer değiştirirsen, sırayı değiştirirsen aynı gelir. O integralin kendi özelliği. Alanla çok fazla ilişkilendirmeyin. Şimdi diyelim ki fonksiyonların arkadaşlar ikisi de aşağıda olsa, fx ve gx sınırlarım A'dan B'ye kadar ve alan şurada, yani alt kısımda bir alan var. Arkadaşlar, buradaki alanı bulurken de yine hiçbir şey değişmeyecek ve yapacağım şey şudur: A'dan B'ye üst girdiğim fonksiyondan alttaki fonksiyonu çıkartıyorum. Bakın, ikinci bir şey hiç söylemedim. Hep aynı şeyi yaptım. Fonksiyonların ikisi yukarıda olsa da, biri yukarıda birisi aşağıda olsa, ikisi de aşağıda olursa, her ne olursa olsun alan hep üst fonksiyondan alt fonksiyonu çıkartarak hesaplanır. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi diyelim ki burayı bir not alın. Şimdi adam şunu söyleyecek. Bunu bir yazın lütfen. Şimdi millet, İfadem diyelim ki şöyle bir şey. Şöyle olsa, şurada bir fx fonksiyonu olsa, bu da y eşittir 3 doğrusu olsa. Alttaki fonksiyonu gx yazmadım da y eşittir 3 yazdım. Burası da sınırları vereyim. 5'ten 8'e kadar. Adam şuradaki alanı bana ifade et diyor. Bu alanı nasıl bulursun? Bu alanı nasıl bulurum ben arkadaşlar? Şöyle yaparım. 5'ten 8'e kadar
fx eksi 3 dx. Yani üst fonksiyonum fx'tir, alt fonksiyonum 3'tür. Çünkü y eşittir 3 çizgisi, o gx yerine gelmiştir. Fx eksi 3 dx diyebilirim. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi bunu adam şimdi şöyle yapıyor. Diyor ki fx şurası 3'ten 8'e kadar diyelim. Sayısal değer veriyorum, daha rahat mantığı anlaşılır. A, B'yi boş verin. Şimdi buradaki alanı hesaplayacağız. Bakın buradaki alan nasıl hesaplanır? Söylüyorum. Arkadaşlar lütfen şimdilik az yazmayın. Zaman veririm size yazmanız için. Burası çok önemli. Burada çünkü hep karışıklık oluyor. Sadece fx var ve x ekseniyle direkt arasındaki alanı hesaplarken, arkadaşlar burada tek başına bir fonksiyon yok. İki tane var. Çünkü alan hesabı daima iki fonksiyon arasında gerçekleşir. Burada arkadaşlar y eşittir, yani x ekseni y eşittir 0 doğrusudur. O yüzden buradaki alan şöyle hesaplanır. Denir ki 3'ten 8'e kadar fx eksi 0 dx. Dolayısıyla 3'ten 8'e kadar fx dx. O yüzden x ekseninin bitişik üstünde bir alan varsa, x eksenin bitişik üstü x ekseninden başlıyorsa, üste bir grafik varsa, buradaki alan hangi sınırdan nereye kadar gidiyorsa direkt fx'i yazarız. Aslında direkt fx değildir. Fx eksi sıfırdır. Orada bir fonksiyon var. Buradaki belirli integral direkt alana karşılık geliyor. İşte direkt alana karşılık gelen belirli integral sadece budur. X ekseninin bitişik üstünde olan bir fonksiyonun integrali belli bir sınırda x ekseninle kendi arasındaki alana karşılık geliyor. Bunu diyelim ki şöyle yaparsa, bakın fonksiyon aşağıda, şurası 2'den diyelim ki 5'e kadar, bu fx, buradaki alanı nasıl nitelendiriyorum? Bakın şimdi dikkat edin. Nasıl yapmam lazım? Zeynep söyleyebilir misin bize? Sen yardım et. Sence nasıl yazmam lazım burada kalanı? Eksi fx şeklinde mi? Çok güzel, aferin. Çünkü bakın gerçekten güzel işte, aferin. Çünkü üstten girdiğim fonksiyon, Zeynep diyor ki burada y eşittir 0 fonksiyonu vardır. 0 eksi fx dx. Dolayısıyla buradaki alan 2'den 5'e kadar eksi fx'tir. Hocam o zaman işte aşağısı eksi, yukarısı artı falan böyle bir şey desek. Arkadaşlar böyle direkt kural olarak söylemeyeceksiniz. Şöyle diyeceğiz. Alan her türlü artıdır. Alan her türlü artıdır. Bu alanı bulabilmek için, bakın bu alanı bulabilmek için direkt sınırlardaki integrali hesaplamak yeterlidir. Buradaki alanı bulabilmek için eksi fx. Çünkü sıfır eksi fx olduğu için eksi fx'in karşılığı bana alanı veriyor. Hocam mesela bunu örneklendirseniz, şurayı şimdi lütfen bir yazın. Hemen bunu örneklendirelim. Hocam. Efendim. Hocam burada şimdi yüksekliği alıyoruz ya biz. Evet. Hocam burada yüksekliği alırken şimdi fx'in yüksekliği hocam değişkenlik gösteriyor. Yani hangi yüksekliğinden... O öyle değil. O Kemal, o çizgi çizgi tarıyor orayı Kemal. Çizgi çizgi. Yani o fonksiyonun her anını tarıyor 2'den 5'e kadar. Yani sen şuraya diyorsun ya Kemal, bak değişkenlik gösteriyor. İşte fx'in her anı 3'ten 8'e kadar her an f'i tek tek kesit kesit alıyor yani. Oralara takılmayın. Siz bu fonksiyonun... Yani efendim? Efendim? Hocam mesela 3'le ya, 3'le fx3'ün üzerinde ya, f3'ün mesela yüksekliği falan. Şimdi ben de diyorum ki Kemal bak, bu fonksiyonu zaten alıyorsun. Bu fonksiyon sabit değil, fx yazdım. fx 3 hizası için burası.
3,1 için az daha sağı. Hep bütün hizalar fx yazdığım için fx burada şu nokta, yani 3,1'de burası, y değeri 3,2'de şurası, 3,3'de şurası. An an 3'ten 8'e kadar y'yi ayrı tarıyor zaten. Yani bu fx yazdım, bakın y eşittir bir şey yazmadım orada. Fx yazmak demek her an 3'ten 8'e kadar hangi fx geliyorsa onu alıyor anlamındadır yani o. Yani orada önemli olan şey şudur. Fx neyse onu alıyorsun. Bu kısımdaki fx daha yüksek, bu kısımdaki fx daha aşağıda. Örneğin 8'e yakın bir yerde fx bayağı aşağıda. Ama 3'ten 8'e kadar bunu adam kesit kesit tarayarak alan hesabı yapıyor zaten. Tamam hocam. Şimdi şöyle bir örnek, ne demek istediğim daha net anlaşılsın diye, bakın şimdi şöyle bir örnek veriyorum. Diyorum ki sevgili gençler, adam fx diyor, şurası 2, şurası 6 ve şu alanı 40 birim kare diyor. Yani 2'den 6'ya kadar olan şu kısmı 40 birim kare diyor. İşte bu 40 birim kareyi adam şimdi bana dese ki, kardeş ben sana burada şunu sorsam. 2'den 6'ya kadar fx dx nedir? Sevgili gençler, bakın yukarıda yapılan hesap alan hesabıdır. Altta sorulan ifade illa alan olmak zorunda değildir. Şu anda sorulan bir integraldir. Bu bir belirli integraldir. Bu belirli integralin sonucunu bana soruyor bu adam. Şimdi buradaki belirli integral 2'den 6'ya kadar fx'in sonucunu bizim iddiamız 40 olduğudur. Niyedir bu? Bunu lütfen ezbere geçmeyin. Niye 40'tır? Çünkü ben zaten bu 40'ı buradan hesaplamak için 2'den 6'ya kadar fx eksi 0 yazacaktım. Yani fx yazacaktım. Bir daha söylüyorum. Bu 40'ı hesaplayabilmek için 2'den 6'ya kadar fx yazacaktım ben zaten. Adam da bana bunu soruyor zaten. 2'den 6'ya kadar fx'i soruyor. O yüzden ben bunun cevabına direkt 40 diyebilirim. Bakın integralin sonucu oradaki alanla direkt örtüştü. Ama şöyle olsaydı, diyelim ki fonksiyon grafiği aşağıda olsa fx ve şuradaki alanda diyelim ki arkadaşlar 50 birim kare. Şurası. Şimdi adam şunu soruyor bu sefer. Diyelim ki 3'ten 8'e kadar olsun burası. 3'ten 8'e kadar fx dx nedir diye soruyor. Ben de diyorum ki buna 50 diyemem. Niye? Bu adam 50'yi nasıl bulmuş arkadaşlar? Bu integralde neyi hesap edersem 50'yi bulabilirim alanı. 0 eksi fx, yani eksi fx'in karşılığı 50'dir. Bir daha söylüyorum. Buradaki 50'yi bu adam nasıl bulabilir? Sıfırdan girdiği için 0 eksi bu adam fx yani. O yüzden eksi fx'in karşılığı 50'dir. O zaman normal fx'i sen bana soruyorsun. Normal fx 50 değil, o zaman eksi 50'dir diyebilirim. Hocam o zaman şöyle diyelim mi? Evet diyebiliriz. Ne diyeceğiz hocam? X ekseninin bitişik üstünde de olsa, altında da olsa alan her türlü artıdır. Alanın eksi olma şansı yoktur. Yalın halde integral, yalın halde integral. X ekseninin bitişik üstünde ise fonksiyon oradaki alana karşılık geliyor. İntegral x ekseninin bitişik üstünde ise artık alanla örtüştüğü için artıdır. İntegral x ekseninin bitişik altındaki fonksiyonlar için oradaki integral eksidir. Hocam ama bu alan değil mi? Hayır. 3'ten 8'e kadar buradaki fx alan değildir. Çünkü buradaki alan eksi fx'in karşılığıdır arkadaşlar. O zaman bir daha söylüyorum son cümlemi. X eksenin bitişik üstündeki integral artıdır. X eksenin bitişik altındaki fx dx'in sonucu eksidir.
Çünkü 50 kimin karşılığıdır? Eksi fx'in karşılığı 50'dir. Normal fx'in karşılığı o zaman eksi 50'dir. Yalın halde integral üst kısımda artı, alt kısımda arkadaşlar eksidir diyeceğiz. Bu en son söyleyeceğimiz ifade. Şimdi bunu yazın. Hemen örneklendireyim. Ne söylemek istediğim tam netleşsin. Hocam. Efendim. Hocam bir doğruyla bir parabol arasında falan oluyor mu öyle alan? Tabii ki yapacağız Kemal. Bütün alanların mantığını öğreneceğiz. Yani tamam, bir eğriyle başka bir eğri olacak. Birisi doğru, birisi eğri olacak. Eksi 2. Şurası 3. Şurası 5. Şurası da 8 olsun. Bu fx fonksiyonu arkadaşlar. Şuradaki alan 30 birim kare diyelim, şu üst kısım. Şurası 20 birim kare. Şurası da 40 birim kare olsun diyelim. Şimdi sevgili gençler, şekli bir çizin. Şimdi adam bize şunu söylesin. Ney hocam? Desin ki önce A seçeneğinde şunu soruyorum. Eksi 2'den 3'e kadar fx dx nedir? Adam nereyi istiyorsa siz sadece ona bakın. Eksi 2'den 3'e kadar fx dx. Şimdi Aysu, ne olur bu? 30. 30 olur. Çünkü direkt zaten ben eksi 2'den 3'e kadar şu alanı hesap etmek isteseydim zaten direkt fx yazacaktım. Üstten girdiğim fx alttan 0 olduğu için direkt fx buradaki integral direkt oradaki alana karşılık geliyor. 30. Güzel. Şimdi Doğan, sen söyle lütfen. 3'ten 5'e kadar fx dx'i sorsam? Eksi 20. Evet. Çünkü buradaki alan 20'dir. Bu alanı bulurken, bakın ısrarla net, tekrar söylüyorum iyice netleşsin diye lütfen. Bu 20'yi 0 eksi fx. Yani 0'dan giriyorsunuz çünkü şu alana bakın. Bu alana giriş 0'dan olduğu için burası eksi fx'in karşılığı 20'dir. Normal yalın halde fx'in karşılığı nedir o zaman arkadaşlar? Eksi 20'dir diyorum. Şöyle bir şey sorsam ne dersiniz? C seçeneği. Desem ki örneğin eksi 2'den 8'e kadar fx dx. Ben şimdi belirli integralden şunu biliyorum ya. 50 mi? İstersem kaç? 50. 50. Hadi bir bakalım. 50 mi? Şimdi belirli integral istediğim kadar parçalayabiliyordum ya. Belirli integralin özelliğiydi o. Eksi 2'den 3'e kadar alırım fx'i. Sonra 3'ten 5'e kadar alırım fx'i. Sonra da arkadaşlar 5'ten 8'e kadar fx dx diyebilirim. Aslında hiç bunları yazmaya bile gerek yok. Eksi 2'den 8'e kadar olan integrali hesaplarken integral soruluyorsa, bakın sorulan integralse x eksenin üstünü artı, x eksenin altını eksi alacaksın. Sorulan integralse, ki sorulan burada integral. O zaman şöyle oldu. 30 eksi 20 artı 40. Ne yapar burası da? 50 olur. Cevabınız doğru. Şimdi D seçeneğinde şöyle bir şey sorsam. Desem ki eksi 2'den
8'e kadar fx'in mutlak değerinin integrali. Fx'in mutlak değerini alın, onun integralini istiyorum. Burada ne dersiniz? Hocam. Efendim? 90 mı? 90. Niye? Çünkü fx'in mutlak değeri demek altta kalan kısımları yukarıya katlıyoruz. Bu altta kalan 3-5 arasındaki kısım da yukarıya kalktığından dolayı o zaman hepsi üst kısımda oluşmuştur. O zaman artık ona şöyle diyebilirim. 30 artı 20 artı 40. Yani hepsinin toplamı ne yaptı arkadaşlar? 90 oldu diyoruz. Gayet güzel. Hiç sıkıntı yok. Demek ki bakın bu kısımdan çokça soru sorulmuştur. Sorulan integral özetle şudur. Sorulan soru integral sorusuysa ki integral soruluyor. Mesela eksi 2'den 3'e kadar sorulan integral x ekseninin bitişik üstündeyse oradaki alanı direkt alıyoruz. Sorulan integral fx integral bakın hiç eksi falan yazmıyor. Direkt fx yazıyor. Direkt yazdığı fx x ekseninin bitişik altındaysa oradaki alanın eksilisine karşılık geliyor. Çünkü bu 20 hesaplanırken 0 eksi fx yani eksi fx'in karşılığı 20'dir. O zaman normal fx'in karşılığı eksi 20'dir de ondan. Hocam. Efendim. Hocam burada mesela eksi 2'ye 3'te fx dx de fx eksi 10 dx dese bir sabit sayı koysak yanına bir şey oluyor mu? Yan tarafa mı? İntegral içerisine mi? İntegral içine mi? Aynen hocam. Koyarsa onu ayrı hesaplarsın. Mesela adam bana şöyle bir şey yaptı diyelim. Diyelim ki atıyorum bu soru için konuşuyorum. Eksi 2'den 3'e kadar fx bir de sallıyorum. Diyelim ki artı 8 dx yazdı mesela. O zaman ben bu integrali ayrı hesaplarım. İntegral ayrı ayrı hesaplama hakkı vardı ya. Bu integralin şu kısmı 30'dur. Sonra 8 dx derim. Eksi 2'den 3'e kadar bu integrali ayrı hesaplarım. Bunu normal 8 dx çıkar ve normal belirli integral yapar. Onun bununla alakası yoktur yani. Tamam mı dostum? Şimdi hadi bakalım. Şöyle bir şey soruyorum şimdi. Şöyle bir fonksiyon aldım. Buna fx diyorum. Şimdi bir de başka bir fonksiyon alıyorum arkadaşlar. Şöyle yukarıdan geliyor. Şöyle gidiyor. Şurada kesilsin ve şöyle gitsin. Onu birazcık kalın çizgiyle çizeyim. Belirgin olsun. Ne demek istediğimi anlayın istiyorum. Evet. Şu hizaya 1. Şu hizaya 3. Şu hizaya 6. Şurası da 8 olsun. Şu siyah çizdiğim arkadaşlar siyah çizgiyle çizdiğim GX olsun. Şimdi soru şimdi bize ne soruyor? Hadi beraber bakalım şimdi. Şimdi diyor ki arkadaşlar adam taralı alanı
İntegralle ifade edin. Taralı alanı integralle ifade edin. Bu alanı integralle nasıl ifade ederim? Yani işlem istemiyor. Sayısal değer istemiyor. Sadece integralle bunu bana anlat diyor. Şimdi şöyle yapalım mı? İlk alanı bulmak istesem, şuradaki ilk alanı bulmak istersem, lütfen takip ederseniz memnun olacağım. Yazmayın, az takip edin şimdi. İlk alanı bulurken şöyle diyebilirim. Sıfırdan başlıyor o alanım, 1'e kadar. 0-1 arasında üst fonksiyon kim? Üstten alana girdiğim fonksiyon kim? Gx. O yüzden gx eksi fx dx. Bakın ilk parçadaki alan üst fonksiyon alt fonksiyona 0'dan 1'e kadar gidiyor. Tek hamlede gidemezsiniz bu alanı hesaplarken. Çünkü bazı yerlerde rol değişiyor. Üste altta olan üste çıkıyor, üstteki alta iniyor. O yüzden parça parça gitmem gerekiyor. Örneğin buradan 0'dan 1'e kadar gx eksi fx. Devam ediyorum. Artı 1'den 3'e kadar üstteki fonksiyonunuz kim arkadaşlar? Mavi olan, yani fx. O zaman şu 3 ile 1 arasındaki şuradaki alan arkadaşlar ne diyorum? Fx eksi gx dx artı şuradaki alanı hesaplayacağım diyelim. Bu eğrinin alanı. İkisi arasında kalan. Hocam işte birazcık aşağı düştü falan. Hiç önemli değil. İki eğri arasındaki alan hesaplanırken yok eksi fx, eksi gx falan öyle bir şeyler yoktur arkadaşlar. İki eğri ikisinin arasındaki alanı hesaplar. Burada x ekseninin altı üstü diye bir kavram yoktur. İki eğrinin arası sıkışmışsa üst eğriden alt eğriye çıkartırız. Yukarıda aşağıda olmasının hiçbir önemi yoktur. O zaman bunu direkt şöyle yaparız. 3'ten 6'ya kadar arkadaşlar şurayı ne diyorum o zaman ben şu kısmı? Üst fonksiyonum gx olduğu için gx eksi fx dx diyorum. Ve son olarak şu kısım. Bu kısmı nasıl yazacağım? Bu kısmı da işte demin öğrendiğimiz şekliyle burada üstten girdiğim, alana girdiğim yer kim arkadaşlar? 0. Bakın alanın başlangıcı üstten itibaren 0. Yani burayı o zaman 6'dan 8'e kadar 0 eksi fx, yani eksi fx dx diyeceğim arkadaşlar. Umarım söylediğim şey anlaşılmıştır. Gx değil mi hocam? Efendim gx, özür dilerim, fx değil. Çok özür. Gx. Çünkü muhatap fonksiyonum gx tabii ki. İsterseniz bu eksiyi dışarıya şuraya öne atabilirsiniz. Hiçbir mahsur yok. Şimdiki dersiniz ne? Matematikten sonraki ders ne? Türkçe. Türkçe. Tamam. Türkçe'de dinlenirsiniz. Bir tane daha örnek yapmam lazım çünkü. Hocam bir şey sorabilir miyim kısaca? Efendim. Hocam burada mesela 1 ile 3 arasında o eğrinin denklemini biz bulabilir miyiz? Hayır. Bu eğrilerin denklemi bu. Sana denklemini ya verecek veya bulabileceğin sayılar verecek Kemal. Şimdi zaten bir tane öyle örnek yapacağım. Şunu yazdınız mı arkadaşlar? Yazmayan var mı? Şunu siliyorum. Bir tane Kemal senin söylediğin tarzda şimdi örnek yapmak için zaten azıcık bir 5 dakikanızı da alacağım veya 3 dakikanızı. Bakın hemen şöyle bir şey. Şimdi diyelim ki arkadaşlar direkt artık denklemini yazacak şekilde yazıyorum bakın. Şu y eşittir 14 doğrusu, bu y eşittir 3x kare artı 2 doğrusu. Artık daha belirgin, net, anlayabileceğimiz bir şekil verdim size. Şurası eksi 1.
Şimdi adam bize taralı alanlar toplamı nedir diyor. Taralı alanlar toplamı nedir? Bunu mesela nasıl ifade ederiz? Şimdi bunu nasıl ifade ederiz? Bakın. Hocam birini bulup diğerini mi çıkartacağız? Hayır hayır. İkisini ayrı ayrı işlem yapacağım. Bakın şimdi. Ne yapıyorum? Şimdi o ilk kısım şuraya A diyeyim. İlk alanıma A diyeyim. Şurası A olsun. Öbür kısımda arkadaşlar şurası A. Buraya da B diyorum. Şimdi A alanını nasıl hesaplayacağım? Lütfen dikkatlice bir bakın. Şimdi diyorum ki bu A alanını arkadaşlar ben şöyle hesaplayabilirim. Derim ki bakın bu alanda integral nereden nereye kadar alayım? Şu alan nereden nereye hareket ediyor x hizası? Eksi birden sıfıra kadar. Eksi birden sıfıra kadar alana girdiğim fonksiyon kim? Alana girdiğim fonksiyon 3x kare artı 2. Alana terk ettiğim 0. Yani burası direkt o zaman 3x kare artı 2 dx'tir. Bu kadar. Bakın şuradaki alanı nasıl hesap ediyorum? Bir daha söylüyorum. Bu alanın hesabı parabolden giriyorum. Sıfırdan çıkıyorum. O yüzden parabolün direkt denklemini yazdım. Hadi gelelim artı şuradaki B alanını bulmaya. Bu B alanı x hizası olarak alan nereden başlıyor? Sıfır. Sıfırdan başlıyor. Nereye kadar gidiyor? Bilmiyoruz. Onların kesiştikleri yere kadar gidiyor. O kesiştikleri yer ne? Bunları birbirine eşitlersem bulabilirim. Eşitlersem x'in değeri arkadaşlar ne yapar oradan? 2. O zaman demek ki buradaki alanın arkadaşlar sıfırdan başlayıp 2'ye kadar gittiğini görüyorum. Ve üst fonksiyonum kim oluyor burada arkadaşlar? Üst fonksiyonum y eşittir 14. Bakın girdiğim fonksiyon, çıktığım fonksiyon hep ikisi arasını yazacağım ya. Ne yazıyorum o zaman? 14 eksi öbür fonksiyonu çıkarıyorum. Tamam, bir saniye. Çok özür dilerim. Bu dersinizi birazcık çalabilir miyim? Çalacağım. Tamam, çok sağ ol. Tamam. Arkadaşlar, güzel. Günseli Hanım'dan izin aldım. Birazcık daha devam edeceğim. Tamam, Günseli Hanım buradaydı az önce. Sağ olsun. Şimdi o zaman arkadaşlar üst fonksiyondan alt fonksiyonu çıkartacağım. Kim denklemi çıkartıyorum? Bir daha söylüyorum. 14'ten bunu çıkartıyorum. 3x kare eksi 2 dx diyorum. Yani önemli olan şey şuydu arkadaşlar. Üst fonksiyon alt fonksiyon ilişkisini güzel görmek. Burada sadece alana girerken parabolden girdiğim için direkt parabolün alanını hesapladım.